Merhaba dostlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bu klişeyi hiç yapmamıştım. Yapmam gerektiğine inandım. Mikrofonla konuşuyorum. Yoksa arabanın içinde çok vuu diye sesler oluyor. Her şey sizin konforunuz için. Ve ben birthday girl olarak ne istersem o olduğu için şu anda bayramın birinci günü ve Sapanca'ya gidiyoruz. Arkadaki ikiliyi, tüylü iki arkadaşı Sapanca'da anneyle babaya teslim edip oradan Sülüklü Gölü dehşet bir şekilde görmek istediğim için oraya gideceğiz. Çok merak ediyorum. Bence bir doğa harikası. Umarım öyledir. Öyle olsa iyi olur. Çünkü çok kötü bir yolu var. Ve direksiyonda Küntay Tarık Evren. Gidiyoruz. Sülüklü Göl'e tam inen yolda şu an yol kenarında durduk ve bu sefer de acaba GoPro'muzu mu helak edeceğiz diye merak ederek şunu yapıyoruz. Bakalım. İnşallah yol çekmeye çalışırken GoPro'muzu helak etmeyeceğiz. Biliyorsunuz geçen sefer de drone'u göle düşürmüştüm. Bakalım. Ben şu an besmelelerle gidiyorum. Ya ben taşlı yollardan inanılmaz korkuyorum. Çekil. Ya öyle. Heh, bak Şahin gelmiş. Evet ya. Aralarda Şahin ezberlemiştin nerelerde. Öyle yani. Korkuyorum. Korkma. Yanına ben varım. Şurada ben varım bebeğim. Yolu bulamıyoruz şu anda. Kamp şöyle bir yol ayrımında kaldık. Bir taraf toprak yol. Göstereceğim şimdi. Rot müsait bir şöyle. Yerden geri dönün. Ardından müsait bir yerden bir burası geri dönün. Var. Bir burası var. Rot müsait bir yerden geri dönün. Ardından müsait bir yerden geri dönün. Tabelada şu. Ben gül bulabileceğimizden birazcık şüpheliyim. Birazcık. Su sesleri geliyor mu? Ya oradan gelen otel de kayboldu bir anda. Nasıl kayboldu? Evet, ben tam geri döndüğümüze üzülmeye başlamıştım. Toprak yolu girecektik ve ölecektik belki. Kim tarafından? Ya Güntay'ın sürekli böyle iddiaları var, bizi öldürecekler falan. Hiç öyle bir şey de var. Ben diyorsun kampta ne bizi diyorum, öldürecekler. Kapıları kilitle, camları kapa istersen bizi öldürecekler. Sürekli gel. Amca bizi öldürecek. Sağdan mı gideceğiz? Amcam bizi öldürecek. Güntay nereden gidiyoruz? Ha buradan gidiyoruz değil mi? Ne diyor? Anlamadım. Anlamadım. Biz gidiyoruz ya ben. Ha döneceğiz biz diyor. Önce biz gidelim diyor. Ha. Amca Sülüklü Gölü buradan gidiliyor değil mi? Valla biz de bilmiyoruz. Geldik araba da arıza yaptı. Aa. Aa geçmiş olsun. Neyi var? Acaba düz mü gideceğiz ya? Ay şurada bir tabela var ya.
bu hafif arabalar buradan gidiyor. Adamın arabası bozulmuş. Al işte. Kesin diğeri de arkadaş. Ama bozulmuş. Gidebiliyor yani. Gidebiliyor. Bu hafif bunun torku bilmem ne diye dediğin böyle kadının manasız. Kadının diye küçümseniyorum arkadaşlar. Kadının diye değil. Ben girişten vurdum. Aşırı amca mutluyum. Amca da tam yerinde var. Ya yazık anında gerçekten. Aha, bizden büyük 15. Araba parası alacak. Otomobil parası almayabilir bizden. Bakalım ne alacaklar. Ya burada bir kulübe olacağı ve içinde biri olacağını hiç hayal etmemiştim gerçekten. Merhaba. Ne kadar? Yo bir bilgilendirme amaçlı. Burada tuvaletler de varmış arkadaşlar, müjde. Bakalım nasılmış. O taraf kadın. Kadın mı? Evet. Fark etmez ki. Ya kadın işte. Pis mi? Abi bu kadar cinsiyet ayrımcılığı yapmayın ya. Pislik ya. Yani. Bakayım. Aa, çeviremedim. Yani en azından tifo ve dizenteri kapmayacakmış gibi düşünüyorum. Çok temiz değil ama temiz işte. Sonunda geldik. Hazır mısınız? Şu çöp kutularını görmeyelim. Uf. Muhteşem. Böyle girerim ben. Önemli bilgi. Çok saçma. Ya ölmek mi istiyorsun? Ben ölmeyi boyamak mı sanıyorsun? Ayağımızı sokmadık mı? Ayağını sokar mısın? Drone düşürmek için ne güzel bir şey. Dalışa geçiyoruz. Burnunuzu tıkayın. Seni tanıdığım bir prense benzettim ama. Hiç bana benzemiyor. Tanıdığım bir prense benziyorsunuz, o musunuz? İyi ki doğdun Folya. İyi ki doğdun Folya. İyi ki doğdun. O zaman pasta keselim. Dilek tuttun mu? Tutamadım. Tut bir daha üfle.
Rüzgara karşı yakmak zor. O zaman arkadaşlar pastamızı kesebiliriz. Konuşabilirsem neler söyleyeceğim. Burayı biliyor muydunuz daha önce? İlk defa hani benim videomdan mı gördünüz? Gelme planınız var mıydı buraya? Çok merak ediyorum. Ya da gelenleriniz var mı? Onu da çok merak ediyorum. Varsa bana yoruma yazsın. Sohbet edelim biraz. İlham geldi. Az önce galiba çocuk yapmaktan vazgeçti. Neden mi? Ha, ama onunla bizim köylü olmaz. Bizim köylü olmaz. Veya sana benzer diye. Ay evet ya. Huysuz olurum. İyi kendi yeğenimi bıçaklayacağım şimdi. Sana bir şiir yazdım. Söyle. Göle bakıyorum senin gülüşün gibi. Güneş beni ısıtıyor sen gibi. O senin yeşil gözlerin sanki bu doğa gibi. Seni seviyorum aşkım çadırlar gibi. Buralara eko verelim dın 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 böyle gibi. Daha bitmedi. Pardon. Deredeki kurbağalar bir hayat olsun cümle. Hepsini öpülebilirim seni bulayım diye. Ama sen benim yanımdasın sevgilim. Bu göller senin, bu diyar benim. Aşk oldum gözlerine. Güneş gözlüğün olsa bile. Açın benim gözlerinden görmenizi istedim. Güneş gözlüğü. Aşk oldum sana bebeğim. Git desen de gitmem severim. Bağkur'dan borcum olsa. Özür dilerim. Özür dilerim arkadaşlar. Bağkur'dan. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Özür dilerim. Bağkur'da borcum olsa, emeklilik yaşım gelse bile sen. Yaprağın büyüklüğüne bakın. Şimdi dönüş yolundayız. Sürüklü Göl harika bir yer. Ama biz tam böyle kalabalıklaşmaya başlamışken ve mangalcı nüfus artmışken geri dönmeye karar verdik saat 5. Bayağı bir akın akın yukarıya arabalar çıkıyor ve herkes mangallarını çıkartıp o bizim bulunduğumuz göl kenarında mangal yapmaya falan başladı. Böyle 10 kişilik 15 kişilik aileler. Onun için her şey çok güzeldi. Gerçekten görülmesi gereken bir yer. Boş bir günü denk getirebilirseniz de daha da iyi olabilir. Tam bir doğayla baş başa kalış olur. Ve benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone olur ve bu şu küçük çana basıp bildirimleri açarsanız video koyduğumda da haberiniz olur. Ben de mutlu olurum. Görüşürüz.